Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Kadın Kolları Başkanımız, Sayın İl Gençlik Kolları Başkanlarımız, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın Mahalle Temsilcilerimiz, değerli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları arkadaşlarımız, AK Parti ailesinin değerli delegeleri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, tüm misafirlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, hoş geldiniz diyoruz. Divan başkanlığımıza bir adet teklif sunulmuştur, arz ediyorum. Divan başkanlığına Abdullah Polat İl Başkan Yardımcımız. Divan Başkan Yardımcımıza İl Başkan Yardımcımız Sayın Hayri Soygül. Divan Katibi İl Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Öztürk. Divan Katibi Kadın Kolları Başkanımız Sayın Arzu Kokas. Divan Katibi Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Süleyman Çakar. Teklifte bulunan isimler İlçe Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Şengil. Sayın Cemal Gürmen. Sayın Mehmet Nuri Tekin, Feyyaz Eroğlu, Ahmet Aydın, İrfan Korkmaz, Cem Doğan. Çok değerli delegelerimiz, divan heyetini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir, hayırlı uğurlu olsun diyor. Divan heyetimizi ve başkanımızı yerlerine davet ediyorum. Değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanları, belediye başkanları, AK Parti camiasının geniş ve muhteşem ailesi, Akhisar ilçemizin 5. olan kongresine, şenliğine, düğününe hepiniz hoş geldiniz. Divan adına saygıyla, sevgiyle sizi selamlıyorum efendim. Öncelikle şansım ve diğer divan üyeleri adına bizlere bu görevi tevdi ettiğiniz için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Şimdi değerli hazırını ebediyete intikal etmiş başta Atatürk ve silah arkadaşları ve demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı için buyurun.
söz var herhalde. Sayın Genel Başkan Yardımcım, BDYK üyem, il başkanım, milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, il ilçe yönetim kurulu arkadaşlarım, il ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleri, il ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetimleri, muhtarlarımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, 109 mahalleden kongremize iştirak eden değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, selamı, rahmeti, bereketi hepinize, hepimize olsun. AK Parti 5. olan Akhisar İlçe Kongresi Akhisar'ımıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış kurucularımızdan, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve belde ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize kadar tüm gönüldaşlarımızı selamlıyorum. Teşkilatlarımızda görev almış, kendileriyle yol yürüdüğümüz, bugün aramızda bulunmayan, AYT'ye intikal eden abilerime, kardeşlerime rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanının cennet olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kadın kollarımızı bugün bir kez daha özellikle selamlıyorum. Bu hareket kadın kardeşlerimize güç kazandı. Bu hareket hanım kardeşlerimizin yüreklerini ortaya koymaları sayesinde bugünlere ulaştı. Bu kutsal davaya bir anne şefkatiyle, bir hanım zerafetiyle, adeta bir oya gibi, bir nakış gibi işleyen hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, AK Parti'nin bu AK teşkilatın alma AK, yüreğe AK, bahtı AK gençler. Sizleri bugün bir kez daha gönülden selamlıyorum. Sizlere her zaman inandı, her zaman güvendi. Gençler, sizler bu milletin umudusunuz. Sizler yeryüzünde tüm mazlumların umudusunuz. Sizler Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Ulu Hakan Abdülhamit'e, Gazi Mustafa Kemal'den Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a kadar uzanan bir kutlu davanın kahraman neferlerisiniz. Yarınlarımız olan, geleceğimiz olan, umudumuz olan gençler, İstikbalin siyasetçileri, yarının idarecileri, bugün sizleri daha samimiyetle, daha muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 5. olan Akhisar İlçe Kongresi Akhisar'ımıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gül başkanımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Koordinatör milletvekilimiz Sayın Nesrin Nilema Hanım, o da aramızda, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Manisa milletvekilimiz, vekillerimiz aramızda. Sayın Hüseyin Kanun Verdi, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bütçe Komisyon Başkanımız Sayın Recai Berber aramızda. Sayın Vekil, hoş geldiniz. Sayın Muzaffer Yurttaş Vekili aramızda. Hoş geldiniz. Ve Akhisar'ın evladı, ev sahibi, milletvekilimiz Sayın Uğur Aydemir. Evet, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Zülfikar Gürcan aramızda. Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi
başkanımız geldiniz. Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik. Başkanımız geldiniz. Kırkağaç Belediye Başkanı Sayın İsmail Gedir. Aramızda hoş geldiniz başkanım. Göl Marmara Belediye Başkanımız Sayın Tanrı. Hoş geldiniz. Köprübaşı Belediye Başkanımız Sayın Zafer Meryem. Hoş geldiniz başkanım. Akhisar Belediye Başkanımız, yine ev sahibimiz Sayın Salih Hızlı. Kadın Kolları Mekanesi üyesi Sayın Şule Tunalı aramızda, hoş geldiniz. İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Şule Müdür Hanım aramızda. İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Halil Özkan aramızda. Sarıhanlı İlçe Başkanımız Ahmet Gökmen aramızda. Alışveriş İlçe Başkanımız Ali Rıza Peker aramızda. İl Başkan Yardımcılarımız aramızda. Ve bu değerli ve muhteşem kadronun Sayın İl Başkanı Murat Baybatır aramızda. Sayın Başkanım. Evet, protokol konuşmalarına devam ediyoruz. Partimizin yerel kalkınma hamlesi olarak başlattığı vizyon 2009 yılında marka şehirlerle ve 2014 yılında da büyük medeniyet projesiyle devam etti. Biz Akhisar'daki AK Partililer olarak, AK Parti ailesi olarak, belediye mensupları olarak, belediye çalışanları olarak bu genel tabloyu sürekli takip ettik. Bir disiplin içerisinde, parti disiplini içerisinde bizim önümüze konulan vizyonları genel dinamiklerle birleştirerek yolumuza devam ettik ve 3 dönem başarılı bir şekilde Akhisar'ımıza önemli hizmetler sunduk. Akhisar'ımıza çok önemli hizmetler sunduk ve gerçekleştirdik. Hükümetimizle birlikte, belediyemizle birlikte. Bunları ben çok konuşmayı sevmediğimi biliyorsunuz. Bunları çok sık hatırlatmayı çok uygun bulmuyorum ama yine de bütün bunların hatırlanması anlamında ben sırasıyla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimiz şuradan bakmamız lazım AK Parti'deki siyasete. Bizler Akhisar haritasına bakarak siyaset yapamayız artık. Manisa haritasına bakarak da siyaset yapamayız. Türkiye haritasına bakarak da siyaset yapamayız. Artık bizler, sizler, hepimiz kendi bölgemizde dünya haritasına bakarak siyaset yapmamız lazım. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Program başlamadan önce kısa bir sinevizyon vardı genel başkanımızla alakalı. Tüm dünyadaki mazlum milletler Türkiye'ye bakıyor. Myanmar'dan Arakan'a kadar, Gazze'deki yetim çocuklardan Bosna'daki kardeşlerimize kadar bütün herkes güçlü Türkiye'yi istiyor. Güçlü lideriyle zulme karşı dur diyebilen, yeri geldiği zaman tekrar one minute çıkışını yapabilecek bir Türkiye istiyor. İşte bu Türkiye'nin temellerini sizlerle hep beraber attık. Bundan sonra da böyle devam edecek. Değerli arkadaşlar, bugün Akhisar'ımızda bayram var. Bugün Akhisar'ımızda düğün var. Bugün Akhisar'ımızda şenlik var. Bu şenliğe uzaktan yakından katılan, gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Bu şenlikler sizlerle güzel oluyor. Bu şenlikler sizlerle daha da büyüyor. Akhisar daha da coşuyor. Değerli arkadaşlar, 2011 yılındaki ilçe kongremize katılamamıştım. Ben milletvekiliniz olarak, Akhisar'ın evladı olarak ilk defa bu kongreye katılıyorum. Geçen 2011 yılında Plan Bütçe Komisyonu toplantımızdan dolayı katılamamıştım. Bunun da heyecanını yaşıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok heyecan doluyum. İnşallah eğer bu süredersem sizler tarafından inşallah affolun. Değerli hemşehrilerim, bu yola birlikte çıktık. Siyasette yönetim kurulu elbirliğiyle başladık.
Sizlerle bir olduk, beraber olduk. Yollarda yürüdük, köylere gittik geldik. Mahallelere gittik geldik. Beldelerimizi, şimdi mahallelerimizi hep birlikte ziyaret ettik. Teşkilatın her kademesinde görev aldık. Birlikte çalıştık, bugünlere geldik. Ama Rabbim şahittir ki biz birlikte çalışırken hiçbir zaman makam ve mevki peşinde olmadık. Nefsimizi hiç düşünmedik. Hep dava uğruna mücadele ettik. Hep Rabbimin rızasını kazanmak istedik. Bir olduk, beraber olduk. Ve Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diye mücadele ettik. Az önce çok değerli belediye başkanımız da konuştu. İlçe başkanımız konuştu. Değerli arkadaşlar. 5. olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 9 aydır İzmir Milletvekili olarak genel merkezimiz tarafından verilen görev nedeniyle Manisa koordinatörlüğünü de yürütmekteyim. İzmir Manisa iç içe iki şehir ama Manisa'yı bu kadar yakından tanıma fırsatını ben ilk defa buldum. Gerçekten Manisa şehzadeler şehrinin, tarihinin, kültürünün değerlerine sahip siz Manisalılarla birlikte çalışmak bana 9 aylık süreçte çok büyük keyif verdi. Öncelikle tüm parti mensuplarımıza, il başkanlığımıza, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve belediye başkanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. AK Parti olarak 12 yılda çok önemli işleri hep birlikte yerine getirdik değerli arkadaşlar. Bu ülkede hayal bile edilemeyen birçok projeyi başta liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hepimizin emekleri ve gayretleriyle millete hizmet yolunda artık kitapların bile almayacağı, sayfaların bile yazamayacağı kadar çok hizmeti çok şükür milletimize götürdü. Şimdi 5. olağan kongrelerimizde yeni Türkiye, yeni güç, hedef 2023 diyerek yola çıktı. Evet, artık yeni Türkiye diyoruz. Çünkü 10 Ağustos tarihinden sonra ilk defa bu ülkede bu milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadroları artık bu ülkedeki ezberleri geride bıraktı. Bu süreçte çok ciddi mücadelelerimiz oldu. Kimi zaman kapatma davaları açıldı. Kimi zaman okyanus ötesinden bu ülke üzerine dizayn vermeye çalışanlar oldu. Kimi zaman muhtıralarla darbeler yapılmaya çalışıldı. Kimi zaman ekonomik krizler çıkartılmaya çalışıldı. Hepimiz yakın zamanda gördük. İşte ağaç duyarlılığı altında gezi olayları patlak verdi. Çok heyecanlı bir kongreyi gerçekleştiriyoruz. Kongremizin öncelikle Akhisar'ımıza, davamıza, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Akhisar her zaman, her yönüyle gerçekten hem canlı hem başarılı. 3. dönemini icraatlarıyla taşlandıran değerli belediye başkanımıza da, diğer belediye başkanlarımıza da başarılar diliyorum. Hem 30 Mart'taki hem de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Akhisar'da teşkilatımızın ve mahalle temsilcilerine kadar, köylerimize kadar gayretle, umutla çalışan ve bu büyük zaferde emeği olan bütün arkadaşları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Akhisar Belediye'miz biraz önce gerçekten Uğur kardeşim de belirtti. Bizler Ankara'da bütün belediye başkanlarımızın olduğu gibi Akhisar'ımızın da hizmetindeyiz, emrindeyiz. Ama gerçekten çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. Özellikle de Akhisar'ı bütün Türkiye'de, hatta dünyada tanıtan Akhisar Spor'umuzu bu noktaya getiren başkanımıza, Akhisar Spor Kulübü başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ancak şu espriyi de aktarmadan geçemeyeceğim. Ben bir Fenerbahçeliyim. Aynı zamanda tabii Akhisar Sporluyum. Ya ne zaman Fenerbahçe Manisa'ya gelse yenip gönderiyorsunuz. Arkadaşlar, maça gelemiyoruz.
Şimdi en son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mecliste, biliyorsunuz, meclisin açılış konuşması için geldi. Çok muhteşem bir açılış konuşması icra etti ve konuşmasından sonra meclis başkanımızın odasına çekildiler. Ben de o arada oraya geçmiştim ve tebrik ettim kendilerini, ama yani aldığım cevap şu oldu: ya bu Akisar Spor'u ne oluyor? Dedim ki valla ben de anlayamıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak ne zaman gelsek bizi yenip gönderiyorlar. Yine de tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Yolu açık olsun Akisar Spor diye. Yani bu kadar gündem oluşturan bir Akisar Spor'la Akisarlılar ne kadar gurur duysa azdır. Ayrıca gerçekten biliyorsunuz zeytinciliğin menşei neredeyse markalarıyla Gemlik'tir, Trilye'dir, Ayvalık'tır filan. Ama son 10 yılda hem iktidarımızın desteğiyle hem Akisar Belediye'mizin sahip çıkmasıyla Akisar'da ikinci bir zeytincilik organize sanayi teşebbüsünü başarıyla son noktasına getirmesiyle bir zeytin kenti haline getirdi. Ve Türkiye'deki en fazla zeytin ağacı bulunan ilçemiz olarak Akisar'ımız ön plana çıktı. Ben özellikle bunu niye tekrar gündeme getiriyorum? Ege bölgesinin, Manisa'nın ve Türkiye'nin bu kadar önemli bir zeytincilik merkezinin hemen yanında, solumuzda, aynı zamanda Batı Anadolu'nun, Türkiye'nin en büyük enerji havzası var. 1 milyar ton tescil edilmiş kömür rezervimiz var. Bundan 30-40 yıl önce yapılmış 1000 megawattlık santral var. Bunun yanında o yer altındaki kömürümüz bu tempoyla gidersek, yılda 10 milyon tonla gidersek daha 100 yıl, 200 yıl daha bitmeyecek. Halbuki bizim bu enerjiye, bu kömüre bugün ihtiyacımız var. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde enerjide ithalata bağımlı olmaktan yılda 50-60 milyar dolar elektrik üretmek için, başka amaçlarla petrol, doğalgaz ithal etmekten kurtulmak için bu kömürümüzü ortaya çıkarmamız, ekonomiye kazandırmamız lazım. Bu da ancak yeni santraller yapmakla olur. Evet, geçtiğimiz 13 Mayıs'ta, tam bundan 6 ay önce çok büyük bir facia yaşadık Soma'da. Allah 301 maden şehidimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz ve onların yaralarını sarmak için. Hükümetimiz, devletimiz, bizler, sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz dünyada görülmemiş bir seferberlikle onları kucakladık, onların yaralarını sarmaya çalıştık ve bugünlere geldik. Dolayısıyla yereli olmayanın geneli de olmaz. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman yerel yönetim hizmetleri önemlidir. Çünkü direkt insana yapılan hizmettir. İnsana yapılan her hizmetin sonucunda elbette yaratanın rızasını kazanırız. Bu açıdan yerel yönetim hizmetleriyle bir de merkezi yönetimin hizmetlerini buluşturduğunuz zaman elbette tadından duyulmaz. Ve modern şehirler ortaya çıkar, tarihiniz, kültürünüz ortaya çıkar, gelecek nesilleriniz de daha sağlıklı ortamlarda yaşama imkanına kavuşmuş olur. İşte böylesi amaçlarla Akisar'da 3 dönemdir yerel hizmetleri görüyoruz. Ve buna benzer, yanı başımızda 40 ağaç belediye başkanımız, 2 dönem. Ama fevkalade hizmetleri ortaya koydu. Yanı başında Soma Belediye Başkanımız aynı şekilde. Bu tarafta Gördes Belediye Başkanımız aynı şekilde. Şimdi inşallah yeni kazandığımız belediyelerde, özellikle Gölmarmara Belediyesi'nde CHP ile AK Parti farkını büyük şehir olmamıza rağmen, büyük şehrin bir ilçesi yani kıt imkanları olmasına rağmen nasıl büyük hizmetler verdiğini hemşehrilerimiz fark edecek. Demirci'de MHP ile AK Partili bir belediyenin nasıl farklı olduğunu belediye başkanımız inşallah gösterecek. Bakınız, daha önceleri IMF önünde el pençe duran, ya IMF'den yardım alamazsak, kredi alamazsak memuruma bu ayki maaşını ödeyemem diye
ekonomik krizle boğuşan Türkiye'den 14 Mayıs 2013 tarihinde IMF'ye olan bütün borcunu silen Türkiye'ye ulaşır. Hamdolsun. Bu kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millete olan sevdanın, bu millete olan inancın, bu millete olan aşkın ve bin yıllık bu medeniyete olan bağlılığın bir gereğiydi. Bunu yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bakın, IMF'ye olan borcu silmekle kalmadık. IMF başkanına Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ya sizin paraya ihtiyacınız mı var? Gelin size 5 milyar dolar yeter mi? Yeter, işimizi görün. 5 milyar dolar IMF'ye kredi veriyoruz arkadaş diye bütün dünyaya bu cesareti ve bu tabloyu AK Parti gösterdi. Sizlerin desteğiyle gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Eskiden ufak olsun bizim olsun, içe kapanalım ama Suriye'de ne oluyor, Irak'ta ne oluyor, başımızı kuma gömelim anlayışı vardı. Şimdi Suriye'de, Irak'ta bu coğrafyanın bir bakiyesidir diye olaylara müdahil olan bir Türkiye'de dış politika anlayışı var. Ve bakınız bugün gelinen noktada bütün dünya Türkiye'nin dış politikada durduğu yere gelmektedir. Birisi beyaz liste, İsmail Hakkı Şengil başkanlığında, ikincisi de sarı renkli olan listemiz, Cemal Gürmen başkanlığındaki liste. Şu anda divanımıza gelen bu iki listenin dışında herhangi bir liste gelmemiştir. Üçüncü bir listeyle alakalı bir süre verme noktasında değiliz. Evet. Şimdi evet, yönetim kurulunun ibrasını istiyoruz. Listeyi bir okuyalım. Evet, yönetim kurulunu ibra ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, şimdi Cemal Gürmen başkanlığındaki sarı listeyle elimize ulaşan listeyi çağırıyor. Buyur Burhan Bey. Aday yönetim kurulu üyeleri İbrahim Sayın, Nuri Tekin, Erol Sabah, Sacit Kırmacı, Neşet Sarıkaya, Yunus Emre Füzün, Şerif Çalışkan, Alpay Ak, Celal Gürsel, Recep Kurt, İbrahim Tozanlar, Can İldeş, Muhammed Çaltı, Hüsam Sarıçalı, Mustafa Akdağ, Zeynep Günsel, Mümine Aşar, Mesut Köpüncü, Ahmet Ateş, Tolga Uçar, Sinan Avşar, Kemal Derviş, Ahmet Özbek, İsmail Şahan, Mehmet Kayserili, Şerafettin Şahin, Mustafa Güler, Mesut Efe, Cem Yağcı. Evet, öbür tarafa doğru şöyle sağlı sollu hemen sıralanalım. Evet. Evet. Değerli delege arkadaşlarım, yeni Türkiye'de yeni AK Parti'mizin yeniden yapılanmasını sağlamak, 2023 yılının vizyonunu yakalamak hepimizin görevidir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Vesayetçi anlayışlar gitmiş, onun yerine halkın iradesi gelmiştir. Genel merkezimizin vizyonuna ayak uydurmak ve genel merkezimizle uyumlu çalışmak yönetimimizin ana hedefi olacaktır.
değişen Türkiye'mizin değişim ve dönüşümünü ve siyaset anlayışını hakim kılmak için yola çıktık. Değerli delege arkadaşlarım, bizlerin yönetim anlayışı sizlere hizmet etmektir. Bildiğiniz gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra birçok problemler çıkmış. Büyükşehir'i kazanamamızdan dolayı bazı hizmetlerde aksamalar olmuştur. Hedefimiz 2015 seçimlerinde partimizin oylarını maksimum seviyeye çıkarmak. Nasipse de Manisa Büyükşehir Belediye seçimlerinde tekrar Manisa'yı ve Akhisar'ı alıp sizlere çok daha iyi hizmetler etmektir. Değerli delegeler arkadaşlarım, bugün birlik günümüzdür. Bugün beraberlik günümüzdür. Bugün hizmet günümüzdür. Bugün gerçekleşen bu kongre ile bugün hizmette yarış günüdür. Özür dilerim, hızlı okuyorum, sizin vakitlerini yapmak istemiyorum, almak istemiyorum. Sizlere daha hizmet sunabilmek için bu yarışta biz de varız. Hepimiz biriz. Koca Karnısı, Efendi Mahallelisi, Durasıllısı, Atatürk Mahallesi, hepimiz hep birlikte hizmet ve hizmet beklemekteyiz. Değerli delegelerim, 160 bin nüfuslu Akhisar'ımızda pek çok ilden büyüktür. 110 tane de mahallemiz oluşmuştur. Bu mahalleler hep hizmet beklemektedir. Bizler sizlere hizmet için geliyoruz. Halkımızın talepleri üzerine önce parti teşkilatımızın ardından tüm Akhisar'a hizmet edeceğimizi buradan ilan ediyorum. Bizler halkımızla Akhisar'ın tüm kurum ve kuruluşlarıyla hiçbir çatışma içerisine girmeden hep birlikte ve beraberlik içinde şehrimizin tüm sorunlarını çözümünde önder olmaya çalışacağız. Her zaman, her yerde toplumsal barışın ve huzurun, kalkınmanın ve hizmet etmenin temeli olduğunu biliyoruz. Bu düşünce içerisinde halkımıza daha hizmet edeceğimize ısrarla söylüyorum. Yönetimimizin en büyük gücü siz saygıdeğer delegeli kardeşlerimizdir. Biz sizin desteklerinizle burada var olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da delegelerimiz partimizin ve halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Delegelerimizin seçeceği yönetimle farkımızı ortaya koyacağız. Bizler delegelerimizle, partimizle, halkımızla yalnızca kongre zamanı değil. Her daima, her zaman irtibat halinde olacak. Bizler partili arkadaşlarımızın ve halkın dertlerini çözümde öncelik vereceğiz. Değerli delegelerim, halkımızın, hükümetimizin gösterdiği teveccüh ile oluşan güven ortamını burada Akhisar İlçe Teşkilatı olarak bizler inşa edeceğiz. Bizim anlayışımız sonuçları şimdiden görülmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu canlılık, bu birlik, beraberlik içinde bir kongre yapıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Kavgacı değil, barışçı, uzlaşmacı olmak. Diri, canlı, heyecanlı bir teşkilattır. Bizler uzun bir maraton koşucusuz. Partide çalışmaya hizmeti bir borç biliyoruz. Kardeşlerim, ben Millet Türk Talebe Birliği, Refah Partisi, AK Partisi iki dönem siyasete devam ediyorum. Bize gerek duyulduğu zaman biz görevden kaçmıyoruz. Değerli delegelerim, şunu herkes bilsin ki sizin derdiniz bizim derdimizdir. Akhisar'ımızın derdi hepimizin derdidir. Bizler dertlerimize ortak olmaya geliyoruz. Saygıdeğer delegelerim, bugün yapmış olduğunuz kongreyle inşallah teşkilatımız daha güçlü, heyecanlı olacaktır. Buradan önce olduğu gibi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kim kazanırsa kazansın biz AK Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin güvenini alıp ilçe başkanı olduğunda hepimize eşit mesafede hizmet edeceğim. Değerli delegelerim, sizlere en içten duygularla selamlar. Sizlerin desteğini beklediğimi belirtmek istiyorum. AK Parti döneminde yarın güneş inşallah daha parlak olacak. Çok teşekkür ederim. Evet, ilçe başkanı adayı Cemal Gürmen Bey'e konuşmalarını vermeyeyim başkanı da. Evet, şimdi ilçe adaylarını kürsüye davet ediyoruz. Müşteri olmalı. Bakın kardeş keser, Ahmet Aydın, Ali Keser, Ayşe Derin Akkaç, Devlet Ağa, Ertan Tosun, Ertuğrul Ay, Eşref Gürtekin, Fatma Yurda Sarı Avcı, Feyyaz Neroğlu, Halit Eker Biçer, Hayrettin Erbüksel, İbrahim Akarsu, İbrahim Ceyhan, İbrahim Tokas, Mehmet Akaydın, Mehmet Santarlı, Muhammed Çaltı, Muhammed Dönmez. Sayın Protokol, Yeah.
Aziz davacım. Evet, kongrelikleri dışarıya çıkmayalım. Herkes yerine otursun. Sayın Divan, Sayın Protokol, aziz dava arkadaşlarım. 2001 yılında mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan milletin Erdoğan'ın hayranı olarak siyasete başladım. Partimizin ilk üyelerinden olup AK Parti'de ilk göreve Rafık Bey Mahallesi temsilciliğine başlarken 2004-2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği, Aksel Spor'dan mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği ve 2008-2011 yılları arası yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini üstlendim. 17 Aralık 2011'den bu yana ilçe başkanlığı yapmakta olan bir kardeşinizim. Aziz dava arkadaşlarım, halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla kurulan partimizin milletimizden aldığımız güçle milletimiz için çalışan bir nefer olduk. 30 Mart 2011 yerel seçimlerinin son 52 gün gece gündüz demeden bütün teşkilatlarımızla belde, köy, mahallelerimizde aşkla, şevkle, gayretle çalıştık. Kırılması güç bir rekora imza attık. Tarihinde üst üste 3. kez belediye seçimlerini kazanan teşkilat olduk. Bu seçime sizler şahitlik ettiniz. Bu tarihi hadiseyi sizler ellerinizle inşa ettiniz, imar ettiniz. Aynı başarıda 10 Ağustos'ta milletin adamı, milletin adayı, 12. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Erdoğan'ı halk oyuyla seçilmesine etken oldunuz. Aziz dava arkadaşlarım, AK Parti ilkeler arasında ben yok biz vardır. Ben yoksam dava da yok diyenler, dava baştan kaybetmiş olanlardır. Ben olmazsam dava ilerleyemez diyenler davanın özünü anlayamamışlardır. Bu dava ancak benim ismimle ayakta kalabilir, ancak benim ismimle şereflenebilir diyen kibir tuzağına düşmüştür. İstişareyi, dayanışmayı, ortak aklı dışlayan, ortak kararları şahsi beklentileriyle uyuşmadığı için beğenmeyen bu kutlu davaya haksızlık etmiş olur. Bu dava hiçbir zaman koltuk davası olmamıştır. Bu dava şahsi hırsları, kibri, fitneyi ve yıkılı kıskançlığa çelme kazmayı, başkasının kuyruğu kazmayı her zaman dışlamıştır. Bizim daha yakın tarihimizde davasına ihanet eden, partisine ihanet eden, kendisini seçen, milletine ihanet edip zillete düşen isimler olmuştur. Aziz dava arkadaşlarım, AK Parti'de bugüne kadar görev yapan tüm teşkilat mensubu arkadaşlar insanlara tepeden bakan değil, daima onlarla yan yana olmayı tercih etmiş olanlardır. Bizler milletin efendisi değil, bizler milletin hizmetkarı olmayı tercih etmişizdir. Hiçbir zaman bu koltuk bir mevki için yolumuzu değiştirmedi. Bizler koltukların gelip geçici olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim bizleri ahiretteki mekanının en iyisini nasip etsin inşallah. Rabbim alnımıza ne yazdıysa olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Aziz dava arkadaşlarım, içimize nifak tohumu serpmek isteyenler, milli iradenin gücünü görmezden gelenlere, Türkiye'nin önünü duvarlar örmek isteyenlere, 2015 yerel seçimlerinde alacağımız yeni bir zafer, milletimize vereceği en güzel cevaplardan biri daha olacaktır. Bu sebeple 2023, 2053, 2071 gibi büyük hedefleri olan yeni Türkiye'miz için 2015 yerel seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Teşkilatlardaki birlik beraberlik çok önemlidir. Belediye başkanı, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcilerinin uyumluluğundan dolayı Rabbim işini bereketini arttırmaktadır. Bunun örnekleri Aksaray'da seçim sonuçlarıdır. Bizler bu bereketin devamı için ilçe başkanlığına tekrar aday olduk. Siz delegeler takdir ederseniz, Rabbim de nasip ederse bizler bu işe talibiz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Yarın Allah ömür verirse yine sizlerle birlikte olacağız. Rabbim bizi doğru yola, dost doğru istikametten kesinlikle ayırmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, yol arkadaşlarımızı, kardeşliğimizi, muhabbetimizi bozmasın.
Rabbim bereketini üzerimizden eksiltmesin. Sayın ve sevgilerin sorunu hepinize Allah'a emanet olun. Sağ olun.